Hüseyin'e bir bağlanalım, durumlar ne olacak? Aman dikkat, trafik çıkılacak gibi değil yani, öyle söyleyeyim. Şimdi Hüseyin Özel. Günaydın Hüseyin. İstanbul trafiği %78. Bugün bayram mı ya? Hangi bayram bugün? Hani balıyor ya, tacirler kaçıyor ya. Gerçekten şakası kalmadı bu işin. Yoğunluk, yağmur biraz değince İstanbul'a artıyor. %70'lerin üzerine çıkıyor. Bugünkü hava tahminleri ise şöyle. Gün boyu yağmurluyuz aslında İstanbul'da. Bir süredir Akdeniz'de çok kuvvetli yağıyordu. Artık kuzeyde, Marmara'da da hava soğudu. Kuzeyden inen rüzgar, Yıldız ve Poyraz soğuk hava taşıdı ve İstanbul bugün 5 derece, 6 derece hissediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü ekranlara geldi. Şu an Marmara'nın ve Orta ve Batı Karadeniz'in üstündeki yağışları görüyorsunuz ve İç Anadolu'nun doğusundaki. Buralarda Tunceli, Bitlis gibi İç Anadolu'nun doğusundaki yerlerde kar yağışı alıyoruz. Marmara'da ise ve Karadeniz'de ise yağmur görüyoruz. Dün Uludağ'da kar vardı. Akşamdan sabaha biraz yağdı, 8-10 santimetre. Bugün de biraz yağar. Kartepe ve Kartalkaya'da daha az ama Bursa ve Balıkesir yükseklerinde daha fazla kar görebiliyoruz. İstanbul'un merkezinde yağmur yarın neredeyse akşama kadar aralıklarla sürecek. Biz şu anda yağmurun kuvvetli olduğu saatlerdeyiz. Ama çok da kuvvetli değil yani. Benim bulunduğum yerde de şu an yağmur yağıyor ama siz göremiyorsunuz. O derece sağanak değil. Yine de şehrin doğu ve kuzeydoğu ilçeleri yani Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir gibi yerlerde bu akşam olduğunda 40-50 milimetre yağmur düşmüş olabilir. Burada bazı yerlerde gölleşme, işte su birikintilerine yol açabilir. Anadolu yakasında ve kuzey-kuzeydoğu ilçelerde yağmur kuvvetli olduğu dakikalarda su birikintilerine yol açabilir. Ama bunun dışında İstanbul şehrinde bugünkü yağmur nedeniyle önemli bir aksaklık beklemiyoruz. Fırtınanın boyutu 40, yani rüzgarlı dedik, 40 ila 50 kilometre. Neyse ki 70-80'lere çıkmayacak gibi duruyor. Bu da deniz ulaşımını, en azından vapur seferlerini rahatlıkla yapılmasını sağlar herhangi bir engel olmadan. Ancak deniz otobüsü seferleri Marmara Denizi dalgalı olduğu için yine maceralı geçer. Yani Bursa Yolova, İstanbul hafta sonunu hatırlayacak izleyiciler. Çok kuvvetli lodostan esen rüzgar vardı. Şimdi de Poyraz'dan esiyor yani kuzeydoğudan, zaman zaman kuzeyden. Bakınca Batı Karadeniz'de de ve Doğu Karadeniz'de de yağmurlu bir gün geçiriyoruz ve kış havasına tekrar geri dönüyoruz aslında. Bugünden itibaren İstanbul'da gelecek hafta salıya kadar 5 gün kış soğukları var ama işte soğuğun hepsi bu efendim. 9 derece, 8 derece, hissedilen 5 derece. Yani İstanbul'da kar yağması için gerekli olan hava sıcaklığı 2 derece ve altında, bunlara düşmüyor. Yağış varken düşseydi şu an kar yağıyor. Şu an ben size beyaz bir görüntü altından güzel bağlantı yapabilirdik. Ancak bunların sıcaklık yüksek olduğu için yağmur olarak ineceğini görüyoruz. Önümüzdeki 1,5 gün şehirde ve Marmara'da aslında yağmur var. Ama en fazla İstanbul'da. Bu yağmur hafta sonu pazar kesi bir mola veriyor. Pazartesi geri geliyor, salı tekrar ayrılıyor gibi. Böyle aralıklarla bir 5 gün yağmurlu geçiriyoruz. Sonra ne oluyor 5 gün sonra? Gelecek hafta tekrar ısınma görünüyor aslında. Gelecek hafta salıdan sonra. Yani bu durumda kış mevsiminin kara kış dedikleri yüzü batıdan ayrılıyor gibi bir durum. Şubat ayının sonuna kadar olan tahminlere baktığımızda. Ancak Doğu Anadolu'da olsun, Doğu Karadeniz'de olsun hem heyelan tehlikesi, çöl tehlikesi hem de kar yağışları aralıklarla sürüyor olacak. Bu batı için bir kayıp kış gibi görünüyor. Umarız Şubat'ın son 2-3 günü bir şeyler görünüyor ama ve Mart'ın ilk hafta içerisinde. Yani orada da çok da Mart karı yağsa bile öyle kışın yağdığı gibi olmaz. Ocak'taki kara benzemiyor. Kısa sürede eriyor. Güneşlenme açısı değiştiği için enerji daha fazla hızlıca onu suya çeviriyor gibi. Dolayısıyla bakalım. Yani İstanbul'da kar severler, kar bekleyenler. Bugün hava biraz daha soğuk olsaydı İstanbul'da kar yağıyordu. Ama olamadı. Geçti. Bir 10 gün önce biz bugünün tahminlerine bakarken yani 6-7 Şubat'ta bugünlere gözümüzü dikmiştik. Yani bugünlerdeki ihtimali kar olarak görüyorduk. İşte yükseklere yağdı yine, Uludağ gibi. Bunu üçüncü defa kar kaçırıyor diyebiliriz İstanbul'daki kıyılar. Böyle bir kış oluyor efendim batıda. Tabii kar yağışının inanılmaz bir katkısı var. Sadece barajlara değil, bitki örtüsüne sıcaklık regüle ediyor. Yansıttığı sıcaklık yüzünden hava erken ısınmıyor. Kışı kış gibi yaşıyorsunuz. Balıklar denizde daha rahat besin bulabiliyorlar ve de çoğalabiliyorlar, ürüyorlar. Sonra balıkçılar rahat rahat avlanıyor gibi. Doğada bin bir çeşit faydası var soğumanın ve kar yağışının.
Olmadığında ne yapalım? Bu kış elimizden gelen su tasarrufuyla biraz azalacak çünkü suyumuz yaza doğru. Bu dönemi geçireceğiz Ela. Biraz tahminler bende böyleydi. Çok da olumlu bir şey söyleyemedim ama yağmur var yani. Bu olumlu. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Öztel. Kolaylıklar diliyorum.